Memurlarla ilgili gelişmeleri konuşacağız. Bu kapsamda da Memur Sen Genel Başkanı Sayın Ali Yalçın yayın konuğumuz efendim. Bir kez daha hoş geldiniz yayınımıza. Aslında Mahmut Arslan bir anlamda ufak bir girizgah yapmıştı. Sağlık emekçilerini ayırmak gerekiyor bu dönemde. Doktorlarımız, sağlık personellerimiz, onlara ne kadar teşekkür etsek az. Ama bu noktada sizin hem 1 Mayıs ile ilgili mesajlarınızı, belki sağlık çalışanlarına siz açacaktınız ama benim sorumla birlikte açılmış olsun, o parantezi de lütfen paylaşın. Ben tekrar 1 Mayıs'ın Emek ve Dayanışma Günü'nün tüm emekçiler için, milletimiz için hayırlı olmasını, hayırlı sonuçlar üretmesini temenni ediyorum. Bu 1 Mayıs'ta bizim temel beklentimiz mesajlarımızın algılanması ve 1 Mayıs'ın gölgelenmemesi. 1 Mayıs'ın farklı bir zeminde kutlandığını, farklı bir şekilde icra edildiğini hepimiz görüyoruz. Covid-19 salgını dolayısıyla dünyanın her yerinde 1 Mayıs alandan değil sanaldan kutlanıyor. Dolayısıyla mesajlar meydandan değil mesajlardan verilmek isteniyor. O yüzden böyle bir zeminde, böyle bir zamanda ortamın nezaketine uygun davranmak gerekiyor. Taksim'de şu an üretilen zemini de çok sağlıklı bulmadığımızı, ne teşvik ne de tasvip ettiğimizi bu vesileyle ifade edeyim. Sözlerimin başında geçen yıl biz Hak İş'le beraber Şanlıurfa'da coşkulu bir 1 Mayıs kutlamasına başlamışken bir trafik kazasıyla 1 Mayıs'ımız yarıda kalmış ve yüzüne boğulmuştuk. Bu vesileyle 1 Mayıs'taki hayatını kaybetmiş olan arkadaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. 77'deki 1 Mayıs'taki hayatını kaybedenler dahil olmak üzere hiçbir emekçimizi unutmadan hepsine Rabbimden rahmet diliyorum. Mahmut Başkanımızı da bu anlamda tekraren saygıyla muhabbetle selamlıyorum. Biz 1 Mayıs'ı Anadolu satına yayarak 81 ilin meydanlarını 1 Mayıs meydanı addederek halkla barışık, milletle kaynaşık, bayramla coşku havası içerisinde kutlanan 1 Mayıs'a çekme ve normalleştirme noktasında çok ciddi gayretlerimiz oldu. Hak İş'le beraber bazen beraber kutladık, bazen farklı illerde beraber ayrı ayrı 1 Mayıs'ı icra ettik ama bir konuda ilkesel olarak hep ortak hareket ettik. O da 1 Mayıs'ı sevimsizleştirmelerden uzaklaştırmak lazım. Sempatik hale getirmek lazım. 1 Mayıs'ı ruhuna uygun milletle bayram havasında, şölen havasında çocuklarıyla gelebilecekleri bir havada kutlamak lazım. 1 Mayıs'ı marjinal görüntülere kurban etmemek lazım. Bu tam sözün bu deminde, yani 1935'teki tek parti döneminde ve darbe dönemlerinde 1 Mayıs hep yasaklanmıştır. Yani toplumumuz neyin ne olduğu konusunda bazı bilgileri bilmesi bu vesileyle faydalı olacaktır diye düşünüyorum. Yani tek parti döneminde ve darbe dönemlerinde 1 Mayıs'ın kutlamaları yasaklanmış ve insanlar 1 Mayıs mesajlarını kenarda, kuytuda, köşede gizli gizli vermeye çalışmışlardır. Ama Menderes döneminde bu anlamda ortaya konulmuş olan tarz 51'de 1 Mayıs hem gün olarak ilan edilirken yarım ücret de verilmiştir o günde. 56'ya geldiğinde de yine 1 Mayıs tam ücret verilerek tatil edilmiş ve 60'ta bir başbakan 1 Mayıs'ı ekranlardan, radyodan sesli olarak kutlamıştır. Ama 60'tan sonraki darbe dönemlerinin tamamında 1 Mayıs yasaklanmıştır. 77'ye gelindiğinde 1 Mayıs'ta Taksim'de de kanlı bir olay cereyan etmiştir. Biz arzu ederiz ki bunun arka planı çıkarılsın, faili meçhulleri ortaya çıkarılsın ve 1 Mayıs Taksim'e kurban edilmesin, Taksim tartışmalarıyla 1 Mayıs gölgelenmesin. Ama 2008 yılında 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün ilan edilmesi, mevcut Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan döneminde ilan edilmesi, peşinden 2009'da tatil edilmesi ve 32 yıl sonra Taksim'in yeniden kutlamalara açılmış olması ve ortaklaşa deneyimlerimiz ama üzülerek ifade edeyim ki bu deneyimlerimiz de yine bazı provokatif gruplar, marjinal gruplar tarafından provoke edildi ve Taksim yine korsan gemilerin limanına dönüştürülmek istendi. Bu bazı tükenmişlik sendromu yaşayan, bazı itibar kaybı yaşayan, çalışanların itibar etmediği ve artık eskisi gibi teveccüh etmediği yapıların yeniden kendilerini görünebilir kılma adına yaptıkları bir atraksiyon mudur? Bilinçli bir provokasyon mudur? Bunun ucunu açık bırakıyor, ünlem ve soru işaretini koyuyorum ve ben bu 1 Mayıs'ta çalışanların dünyasına, çalışanların beklentisine, ekranlarda
çalışanlar bizim için ne söylenecek, bizim mesajımız duyulacak mı, yoksa 1 Mayıs gölgelenecek mi kaygısı yaşayan arkadaşlarımızın beklentisine odaklanmak istiyorum. Tam da sizin sözünüzü ettiğiniz boyutuyla bu COVID-19 salgınında sağlık çalışanlarımız, kahramanlarımız en ön cephede onlar mücadele ediyor. Onların moralinin, motivasyonunun kesinlikle yüksek olması gerekiyor. Bu anlamda atılmış olan bir mütevazi adım oldu. Fakat adalet sağlanma için tavandan ücretler herkes için eşit şekilde verilmesi temin edilmediği için ya da tüm sağlık çalışanlar, işçi memur ayrılmadan bu konuda bir teşvik unsuru konulmadığı için ortamın nezaketinden dolayı arkadaşlarımız susuyor ama emek örgütlerinin bu konuda susmamasını ve mutlaka bu talebi dillendirmesini istiyorlar. Mahmut Başkanım da az önce ifade etmeye çalıştı. O yüzden sağlık çalışanlarının bu emeği, gayreti görülmeli, takdir edilmeli, moralleri yüksek tutulmalı. Bir de geçen hem Hazine Maliye Bakanımızla yaptığımız toplantıda Sayın Berat Albayrak'la hem de Aile Çalışma Sosyal Hizmetler Bakanı'yla yaptığımız telekonferansta biz de gündeme getirdik, Mahmut Başkanımız da gündeme getirdi. Bu arkadaşlarımız yatılı kalıyor, ailelerine fedakarlık yapıyorlar ve riske ailelerini sokmamak için her biri misafirhanelerde, biz de konuk evimizi açtık, hak işte açtı, diğer emek örgütlerinden verenler var, oteller, sosyal tesisler. Arkadaşlar yatılı kalıyorlar ama bu konuda beslenme konusunda bir sıkıntı yaşanıyor. Paket gıda yüzünden arkadaşlarımız zorlanıyor. Orada sıcak yemeğin, sağlıklı beslemenin temin edilmesi gerekiyor. Bu konuda Sayın Bakanımız Berat Albayrak, biz bunu gündemimize alıyoruz, bunu çözeceğiz dedi. Tez zamanda çözüleceğini ümit ediyorum. PTT çalışanları bu süreçte zor şartları yaşıyorlar ve en fazla fedakarlık yine PTT'de bu süreçte yine gözüküyor. Çünkü arkadaşlarımız lojistik sektörünü, dağıtım sektörünü temsil ettikleri için hem posta dağıtımları, hem maske dağıtımları, hem sosyal yardımların ulaştırılması konusunda olağanüstü bir fedakarlık var. Ben de bizzat katılarak aralarında bir gün mesai sarf ederek şapka takıp çanta takarak dağıtıma çıktım. Gördüm ki hakikaten olağanüstü bir gayret var. Bunun mutlaka görülmesi, işaretlenmesi ya süreç içerisinde ya süreç sonunda mutlaka ödüllendirilmesi gerekiyor. Bunun bu vesileyle altını çizmek isterim. Bazı başlıkları da bu vesileyle dile getirmek istiyorum müsaadenizle. Efendim son 1,5 dakikam lütfen sözü size tekrar size kamuda, bırakayım hatırlatayım. Kamuda güvencesiz kimse kalmasın. Kadrosuz kimse olmasın diyoruz. İş sağlığı ve güvenliği kamuda ertelenmesin, öncelensin. Gelir vergisine adalet mutlaka ama mutlaka sağlansın. Mevzuat tekleşsin, istihdam tiplesin, sözleşmeli istihdama kamuda son verilsin. Kılık kıyafet dayatmaları bitsin, 82 model yönetmeliğin ruhu ortadan kaldırılsın. Grev ve siyaset hakkı bir an önce kamu görevlileri için gelsin. Ek göstergeler yükselsin, ek ödemeler de emekliliğe sayılsın. Emeklilerin maaşları kuşa dönmesin, ailesi yok sayılmasın, çocuk yardımları kesilmesin. Kamu görevlileri sendikacılığında da işçi sendikacılığında olduğu gibi dayanışma aidatı gelsin. Örgütlü mücadelenin hakkı mutlaka ama mutlaka teslim edilsin. 4688 değişmeli ve gereksizlikler çıkarılmalı, yetkinliği artırılmalı. 31 Mart'tan sonra CHP'li belediyeler ve HDP'li belediyeler başta olmak üzere bazı belediyeler emekçi kıyımı yaptılar. 1400 tane arkadaşımız, 5393'e tabi arkadaşımız işlerine son verildi ve güvencesizliğe bırakıldı. Bunlar bir an önce görevlerine iade edilsin. Evet. Atılan tüm işçiler göreve geri çağrılsın. 18 Mart'ta atanmış 20 bin öğretmen var, göreve başlamayı bekliyor. Bunlar şu an işsiz durumdalar. Mevcut piyasadaki işlerini de bıraktılar, Nisan'da başlayacağız diye. Bir an önce göreve başlasın. Kamu görevlilerinde aile bütünlüğü sağlansın. Evet. Ve hiçbir aile ayrı kalmasın. Ve görevde yükselme, ünvan değişikliği sınavları tüm kurumlarda yapılsın. Evet. Hurle yöntemler bitsin. Salgınla mücadelede hayatını kaybeden kamu görevlileri şehit statüsüne alınsın diyor. Tüm emekçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyor. Mahmut Aslan başkanımıza tekrar saygıyla selamlıyor işçiler adına. Herkese mutlu bir 1 Mayıs diliyorum. Teşekkür ediyoruz. Hem işçi hem de memur temsilcilerinin sesine ses olmaya çalıştık. Memur Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Hak İş Genel Başkanı Mahmut Aslan ifade edebilir miyim? Birkaç cümle oldu ama bir cümle olursa evet, lütfen. Ben başta sağlık çalışanlarımız olmak üzere koronavirüste kaybettiğimiz bütün vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Evet. 1 Mayıs etkinliklerimize katılmak için Urfa'ya gelip kaza geçiren kardeşlerimizden kaybettiklerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Evet. İş kazalarında kaybettiklerimize, 1 Mayıs 2006'da kaybettiğimiz bütün kardeşlerimize evet, Allah'tan rahmet diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. 1 Mayıs birlik, mücadele, dayanışma günümüz. Milletimiz için, çalışanlar için, emek hareketi için hayırlar getirsin diye teşekkür diliyorum. Ederiz.
Efendim çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. Biraz sarktık ama noktayı koyuyorum. Ajans bugüne gelişmelerle yeniden karşınızda olunca...